Tuğba Gölgün hoş geldin. Hoş buldum. Yüreğime inecek galiba. Kalp masajı biliyorsunuz değil mi? Nasıl? Yüreğime inecek galiba. Çok mu heyecanlısın? Biraz. Derin bir nefes al, sohbet edelim birazcık. Efendim? Seni tanıyalım. Tuğba Gölgün, Muğla Milas doğumluyum. İstanbul'da okuyorum. Hangi okulda? Galatasaray Üniversitesi'nde okuyorum. Hangi bölümde? Bilgisayar mühendisliği. Bilgisayar mühendisliği. Okulu biraz sündürdüm. Ne zaman mezun olacağım tam belli değil. Kaç yıl sürüyor okul? 5 yıl. Hazırlık artı 4 yıl. 5 yıl. Beşinci yılımdayım. Beşinci yıl. Kazılmak nereden aklına geldi? Ablamın genel kültürü iyidir. Ama hiçbir zaman cesaret edemedi. Biraz şey gerilir o. Ben de onu joker yazdım. Yani o katılmaya cesaret edemedi. Yani katılmak istemedi hiçbir zaman. Ben biraz cesaret eksikliği olduğunu düşündüğüm için. Hani ben geldim ben acımıyor diye. Nereye kadar gelmeyi umuyorsun Tuğba? İnşallah ilk sorudan elenmem. Başka bir şey ummuyorum yani. Hedefin yok mu? Yani hedef olarak 15 bin hedefliyorum ama. Ne oldu? Takıldım. 15 bin hedefliyorum ama hani ilk sorudan elenmediğim sürece sıkıntı yok benim için. Ailen ne iş yapıyor? Anne babasının sınıf öğretmeni, annem emekli oldu. Kimle geldin buraya? Amcam, yengem, bir de annemin kuzeni Seyhan teyzemle geldim. Hepiniz hoş geldiniz. Tanıyalım sizleri. Ben Ahmet Görgün. Tuba'nın amcasıyım. Pendik'ten geliyorum. Başarılar dilerim. Teşekkür ederiz. Ben Seyhan Aker. Tuba'nın teyzesiyim. Desteklemek için geldik. Başarılar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. Merhabalar. Ben Nazif Aker. İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Tuba'nın kuzeniyim. Tüm yarışmacılara ve Tuba'ya başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Biz de başarılar diliyoruz. Tuba hazır mısın? Değilim. Değilsin. Değilim. Peki. Daha ne var ne yok? İyiyim. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Gölge sizleri çok sevmiştim ben bu arada, onu söyleyeyim hazır görmüşken. Öyle mi? Çok severek izlemiştim. Birkaç kere daha izledim. Heyecandan mı hazır değilsin? Evet. Ha. Peki. Bir de şey, inşallah sözlüklere, video sitelerine malzeme olmam. Amin. Yok olmazsın, niye olsun ki? Ne bileyim işte, rezil olursam artık. Yok öyle bir enerji verme bir kere. Tamam. Kazandığın parayla ne yapmayı düşünüyorsun? Kazandığım parayla ablamın SGK borcu var. Avukat olduğu için. Sonrasıyla ilgili kendime Deniz Karaşahin'in tasarladığı bir tane pick-up vardı. Onu almak istiyorum. O zaman hedefin bayağı yüksekte yani 15-30-60. İşte bana indirim yaparsa kendisi. İnşallah alacaksın. 1 milyon alırsam da konser dolaşacağım. Öyle mi? Aynen. Daha azıyla da dolaşabilirsin canım. 1 milyon şart değil. 125 bin de olur. Hazır mısın? Evet. Keser misiniz, kesmez misiniz bilmiyorum. Herkese selamlar, öpüyorum annemleri. Onu da söyleyeyim, elenmeden önce de. Cevap vereceğim. C. İnce ruh sendromu son kararım. Bakamayacağım. Kırık kalp sendromu. Neyse 15 binim oldu. Hiç aklından geçmedi mi? Hayır geçmedi. Kırık kalp sendromu İngilizcesi broken heart olarak akla gelebilirdi. Ama diğerlerinin İngilizce bir karşılığı yok. Hiç düşünmedim İngilizce. İngilizcen nasıl? Fena değil. Aklına gelmedi hiç öyle. Yok hiç aklına gelmedi. Kırık kalp sendromu... Aslında şimdi çıkınca hani duymuş olabileceğimi düşündüm ama yani hani ben izliyor olsam kırık kalp sendromu ya falan diyebilirdim ama... Diyebilirdim. Şu an kesinlikle onu ayırt edemezdim. Yalan söyleyeyim. Tuğba Gölgün çok güzel yarıştın. Seni tebrik ediyorum. Çok da güzel bir enerji verdin. Bu parayı sağlıkla hayatında inşallah güzel günlerde harcamak nasip olsun. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Siz de. Hoşçakal. Hoşçakal.